Evim ile bitki bakımına hoş geldiniz. Bu videoda Begonia maculata bakımından bahsedeceğiz. Yaprakları üzerinde büyük iri benekleriyle göz kamaştıran Begonia maculata son yılların en popüler bitkileri arasında yer alıyor. Begonia türleri bakımı genel anlamda aynı şekilde yapılır. Begonia türleri tuz oranı yüksek topraklarda yaşamayı sevmez. Bu nedenle aynı Afrika menekşesinde olduğu gibi toprak karışımı hazırlayabiliriz. Bu arada Begonia için ideal toprak karışımını vermeden önce kanalımıza abone olmayı, yeni bitki bakım videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Begonialar için ideal toprak karışımı hazırlamak için bir ölçek kokopit, bir ölçek bahçe ya da orman altı toprağı, bir ölçek nohut boy tüf, bir ölçek dere kumu, yarım ölçek perlit karışımı kullanılabilir. Gelelim begonyalarda yaşanan en sık problemlerden birine. Ne yazık ki begonyalarda en sık yaşanan sorunlardan biri yapraklarını dökmesidir. Yapraklarını dökme nedeni bulunduğu ortamdaki ışık dengesizliği nedeniyle meydana gelir. Begonyalar gün içerisinde iki farklı gün ışığına maruz kalmayı çok sever. Parlak, dolaylı gün ışığından ve düşük ışık koşullarından faydalanmak ister. Dolaylı ışık perde arkasından olabileceği ışıktır. Düşük ışık ise çok yoğun olmayan, gün ışığının baskın olmadığı ışık seviyesidir. Begonyalar güneşin yakıcı etkisinden korunmalıdır. Özellikle öğle saatlerindeki güneşin etkisi çok fazladır. Eğer yakıcı etkiye maruz kalırsa ne yazık ki yaprak yüzeyinde kurumalar ve yanmalar meydana gelir. Peki begonyalar nasıl bir saksıda bakılmalı? Alt tabanı birden fazla hava deliğine sahip, çok derin olmayan saksılarda yaşamayı sever. Begonya bakımındaki en önemli noktalardan biri de sulamasıdır. Sulama periyodu, bulunduğunuz ortamın iklim koşullarına göre farklılık gösterebileceği gibi, kullandığınız saksının türü, toprak karışımı ve ortam sıcaklığı gibi etkenlerle değişiklik gösterir. Bu nedenle her sulama öncesinde toprak nemi kontrol edilmelidir. Toprak yüzeyi ve dibini parmağınızla kontrol edebileceğiniz gibi tahta bir çubuk yardımıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Toprak yüzeyi eşit ısınacak şekilde sulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Begonia türleri patili dostlarımız için toksik madde içermez. Fakat yine de dikkat etmekte fayda var. Tüketildiğinde ağız içinde tahrişe neden olabilir veya kusma gibi problemlere davetiye çıkartabilir. Yine çocuklarımızdan da uzak tutmakta fayda var. Bu videoda Begonia maculata ve Begonia türlerinin bakımına değindik. Bitkilerinizle ilgili yaşadığınız sorunları veya merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlarda bize yazabilirsiniz. Sizlere cevapla yardımcı olmaya çalışacağız. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.